İyi olur, iyi olur. Bugün 13 Eylül 2021. Bu akşam tedarikçilerimizden ve mağaza sahibi değerli Fehmi Aslan Doğan Bey'i ağırlamak için bir araya geldik. Kendisi bildiğiniz gibi Sole Sağlığın kurucusu ve yönetim kurulu başkanı. Bu detayları aslında birçoğunuz biliyorsunuz ama belki aramızda ilk defa katılanlar ve Fehmi Bey'i ilk defa dinleyecek olanlar için ifade etmek istedim. Fehmi Bey'e söz vermeden önce izninizle iki cümleyle de kendimden bahsetmek isterim. Ben Filiz Yurttaşer. Uzun yıllar uluslararası şirketlerde üst düzey yönetici asistanlık ve ofis yöneticiliği yaptım. Kurumsal kimlik çalışmaları ve sosyal sorumluluk projelerinde yer aldım. Türkiye'de ilk defa Avrupa'daki Yönetici Asistanlar Birliği'nin ilk temsilcisi olma gururunu taşıyorum. Aynı zamanda yaşam koçuyum ve şu anda birçoğunuz gibi ben de bu platformda mağaza sahiplerinden biriyim. Bu akşam hakikaten benim için çok heyecanlı ve çok kıymetli. İlk defa bu kadar büyük bir kitleye Zoom üzerinden, daha önce farklı üniversitelerde, amfilerde konuşmalar yaptım, sunumlar yaptım ama ilk defa bu platformda Zoom üzerinden böyle interaktif bir görüşme yapıyor olacağız. Onun için heyecanımı lütfen mazur görün. Umarım çok keyifli ve herkes için de verimli bir akşam geçireceğiz. Fehmi Bey'e daha fazla bekletmeden hemen sözü vermek isterim. Azim, tutku ve başarı deyince aklıma ilk gelen kişilerden birisiniz Fehmi Bey. Aslında bu platforma gelinceye kadar bu benim belki de ayıbım ama maalesef sizinle hiç karşılaşma, ürünlerinizi hiç tanıma fırsatım olmamış. Dolayısıyla ben gibi ilk defa sizinle bu platformda tanışma fırsatı bulan, ürünlerinizle karşılaşan kişiler için çok kısa kendinizi tanıtabilir misiniz lütfen? Teşekkür ederim. Esasında beni tanımamanız sektör farklılığından, eğer pazar olayının içinde olsaydınız tanırdınız. Bugün yine bir sunumvari bir toplantı yaptık. Biraz uluslararasıydı. Orada da sohbet ettik. Türkiye genelinden sözler açıldı. İşte şunu tanıyor musun, bunu tanıyor musun? Ben şunu söyledim. Yani onun içine girdiğiniz zaman her şey avucunuzun içinde gibi biliyorsunuz. O sektörde kimler var, ne var. Ama dışarıda olduğunuz zaman hakikaten Fransız oluyorsunuz tabiriyle. Ama hiç bunun anlamı yok. O meslek ve ilgi farklılığındandı. Onun için kendinizde bir kabahat bulmayın. Şimdi ben dünyada çok meşhurum. Herkes biliyor. Guatemala'da, Avustralya'da, Dünya Amerika'da gazetelerde. Şimdi böyle bir fıkram vardır ama anlatmayacağım. Onun için gerek yok. Şakası bir tarafa. Evet, teşekkür ederim. Bugün değerli arkadaşlarım, hep söylüyorum, benim bütün geçmişteki bu sohbet, böyle sohbetlerimde de sayısal değere hiç önem vermedim. Verdiğim tek değer ilgi, dikkat ve bir de oradaki değerli katılımcıların ilgisini çekerek, merak uyandırarak onlara bir şey vermektir. Ve bu vesileyle de sonuçta faydalı olmak. Ben değerli arkadaşlarım, çoğunuzun yaşından fazla bir ticari tecrübem var. 1971 liseyi bitirdim. Ankara'da Sinema 70 denen Ordu Evi'nin karşısındaki bir büfe işletti 71 yılında. Sebep de şuydu, üniversiteye girmedim. Ailemi kandırdım, annemi babamı. Almanya'ya gideceğim, orada okuyacağım düşüncesiyle üniversite sınavlarına girmedim. Halbuki girmedim, girdim kazanamadım dedim. Hayatımdaki bir tek bir yalanımdır o. Ama ticari hayatımdan sonra, bir sene sonra Almanya'ya gittim. Hayatım öyle başladı. Ve bir güne kadar da devam ediyor. Ve safa safa Almanya'dan sonra orada makine bölümüydü. Sonra geldim Türkiye Elektrik Bölümü bitirdim. Daha sonra 80'de Almanya'ya tekrar gittim ve orada Interbek diye bir firmada memurluk yaparken 1500
marklık. Sonra bir baktım ki orada çalışanlar 15-20 bin mark para kazanıyorlar. İkinci gün hemen satış olayına geçtim. Yıl 1980. Ve bir ayda 18.210 mark para kazandım. Çok ciddi bir vizyonla başlamışsınız. İşte ya, zora düştüğünüz zaman yapıyorsunuz. Bütün olay insanın yaratan öyle bir değerler koymuş ki insana. Zora düştüğü zaman o selden de, o yangından da, o depremden de, savaştan da insanlar kurtuluyor. Bir yerde o macera filmlerini falan seyrederiz. Velhasıl daha sonra şirket beni ortaklığa davet etti. Ortak oldum, Türkiye'ye geldim. Zibrokamin, Körbi diye şeyleri getirdim. Ki hep ilklerde bunlar. Hep bana deli dediler. Soba 10 liraya satılırken ben 200 liraya soba satmaya kalktım. Zibrokamin gaz yağı sobalarını ve sattım. Binlerce, on binlerce, 240 marklık, milyon marklık cirolar yaptım. Yıl 1985. Daha sonra Körbi'ye girdim. 2500 dolarlık Rainbow Körbi, bilenleriniz vardır. Bir tane satılamaz dediler. Ben bir değil binlerce sattım. Ve o macerayı yaptım. Daha sonra Himalaya tuzu 77'lerde. Ve sonunda o insanlara faydalı olsun düşüncesiyle, çünkü hep yanlış kullanıyorlardı. Kaynayan yemeklere koyarak o mineralleri özlüyorlar için kan ağlıyordum. Derken öyle bir şey bulayım ki dedi. Ki YouTube'da falan da var biliyorsunuz. 4 senemi vererek alkamineyi buldum. O da sizlere nasip oldu. Çok insanlara olamadı geçmişte. Ve dolayısıyla manyetik ürünlerle de bugün mağazan olsundaki yapıya mal ederek ve hakikaten de, ki başka yerde de biliyorsunuz satılan ürün yoktur. Ve sizin gibi değerli arkadaşlarımla bu mücadeleyi beraber vererek topluma mal etmeyi, daha doğrusu dünyaya mal etmeyi düşünüyorum. Bir tek Türkiye'de değil. Evet, olay bu. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederiz bu bilgiler için. Aslında bizim için bir rol modelsiniz. Çünkü 50 yıla yakındır satış alanında hakikaten çok büyük başarılara imza atmışsınız. Türkiye'ye ilk ürünleri tanıtmışsınız, getirmişsiniz ve hiç olmaz denilen birçok şeyi başarmışsınız. Bunun yanı sıra satışçı olarak da farklı titürler de edinmişsiniz. Sağlıklı beslenme uzmanı diyorlar size. Organik beslenme alanında faaliyetler yapmışsınız. Organik pazarların oluşmasında çok ciddi öncülük yapmışsınız. Bütün bunların ötesinde Buğday Derneği'nde yönetim kurulu üyeliğiniz var ilk kurulduğu dönemlerde. Bu kadar mekanik ve teknik bilgilerden sonra sağlığa sizi yönlendiren şey neydi? Evet, şimdi dediğiniz bütün şey aynen yaşadığım şeyler. Şimdi değerli arkadaşlar, insanların başına gelmeden çözüm aramam. Ben tabii insanların iş hayatında gözü kara olarak girip de yaşantısını ve kendi sağlığını düşünmeden, ki bugün dünyanın genelinde kapitalist düzen böyle, ne dersek diyelim, her şeyi unutarak savaşa devam ediyorlar ama bir gün geliyor ki para bile fayda etmiyor ve hayatı büyük sıkıntılarla birçok eşim, dostum, arkadaşım da rahmetli oldu, gittiler. Şimdi ben 2007 yılında bir sağlık olayıyla karşılaştım. O sağlık olayı ki beni çok hakikaten etkilemişti. 7 rahatsızlığım ortaya çıktı. İşte kalp rahatsızlığı. Dediler ki sana bir bundan sonra raporum var. Her yerde sıra varsa öne geçebilirsin. Kronik kalp hastasısın. İşte yüksek tansiyonun, migrenin, bir sürü 7 tane hastalık saydılar. Oğlum yanımda ki o Azerbaycan'da iş yapıyordu. Dedi baba üzülme. Hani Türk insanı 60 el, o zaman 50 yaşlarında filan mı? 50 dedi. 50'yi geçmiştim tabii. 57 filan. Neyse. O yaşlarda normal Türk erkeği için. Artık işi gücü ibadet olacak. Öbür dünyada nasıl cennete mi gider, cehenneme mi hikayesini yapacak misali. Ben dedim hayır. Dedim oğlum, verilen bu 7 tane hastalığın ilaçlarını yırttım, çöpe attım. Bunu ben halledeceğim dedim. Ve nitekim uzatmayacağım. Himalaya tuzunun o sağladığı faydalarla
o yedi hastalığını yendim. Nasıl keşfettiniz Himalaya tuzunu? Himalaya tuzunu bir arkadaş, yeğenim vardır. YouTube'da da videolar vardır. Sıraat Yüksek Mühendisi bir kızımızdır, abimin kızı. Geldi dedi ki, amca dedi, bir şey çıkmış dünyada dedi. Ben yenilikleri açık insan olduğum için. Ne dedim? İşte Himalaya tuzu dedi. Dedim kızım sen deli misin? Kafayı mı yedin? Tuzdan adam oldun mu? Lan dedim bu nedir dedim filan. Ya dedi amca gel inceleyelim bunu. Çok şeydir. Açık, mükemmel. Ziraatı da birincilikle bitirmişti Ankara'da o zamanlar. Neyse hakikaten inceledim. Ben kırmağım, isyanım vardır ama arkadan hemen olaya ilgi duyarım ve duydum, inceledim falan. Baktım ki hakikaten olay farklı. Avrupa, dünya, ben genele bakarım. Bir Türkiye'yle, bir kişinin dediğiyle değil. Ve orada olayı çözdüm ben. Ve onun üzerine durdum. Nitekim sonra o işi yapmaya karar verdim. Bir arkadaşımızın teklifiydi. O teklifle dedim beraber yapalım. Baktım ki arkadaşım memur yapıda bir insan falan. Dedim Nurettin kardeş kusura bakma yollarımızı ayıralım. Bir konteyner getiriyoruz. Yarısı senin yarısı benim olsun. Bu işi sen yoluna git ben yoluma gideyim derken velhasıl öyle başladım ben o işe. Peki orada... Himalaya'da ne yakaladınız? Pardon? Himalaya'da ne yakaladınız? Himalaya tuzunda? Neydi sizi cazbeden, sizi cezbeden? Efendim, Himalaya tuzunun özelliği şu. Himalaya tuzu, şimdi birçoğunuz biliyorsunuz. Altın, hepimiz daha doğrusu biliyor. Altın dünyanın her yerinde altındır. Gümüş her yerde gümüştür. Madenler yapısal yeriği, o nereden çıkarsa çıksın kimyasal yapı olarak madendir. Altın, altın, gümüş, gümüş. Fakat Himalaya tuzu da bir jeolojik yapı gereği ortaya çıkan bir bir maddedir. Fakat o bölgede Hindistan adayken, Asya kıtayken 350 milyon yıl önceden bahsediyorum ve Hindistan yaklaşa Asya ile çarpışarak 2000 kilometrelik bir alanda Himalaya dağları ortaya çıkarken okyanus sularının içinde 84 mineral ve okyanus suyudur bu. Okyanus tuzunun oluşumunu ki insan vücudunda ana rahminde yaşadığımız o tuzlu suyun yapısını oluşturan su vardır okyanus sularında. O sular kuruyarak kristal yapı haline gelerek Himalaya tuzunu oluşturmuş. O da o bölgededir. Dünyanın hiçbir yerinde yok. O çarpışmanın altında kalan okyanus suları ve kristalleşerek Himalaya tuzunu oluşması. O nedenle o Himalaya tuzundaki olay insanın yapısındaki insanı yakalım şurada bir insanı. Aynı şekilde sade beyaz tuz kalır. Her şey uçar gider, duman ise falan. O beyaz tuzların oluşturduğu 84 mineraldir esasında. O da Himalaya tuzuyla birebir örtüşür. Gözyaşımız, o çocukluğumuzdaki burnumuzdan akan sümükle ağzımıza gelen tuzlu su, kanımız hepsi 84 mineralin oluşturduğu bir Himalaya tuzuyla örtüşen birebir yapıdır bu. Çok ilginç bir madde. Onun için kıymetli. Onun için kıymetli. Ve bunu tabii detaylarıyla inceleyince olay ilgimi de çekti. O eksiklikleri anladım. Vücutta tuzun olmayışıyla o elektrik testleri yaptık biliyorsunuz. Evet. Daha da yapacağız. O mineralleri en sağlıklı ve doğada hiçbir gıdadan alamayacağımız organik 84 mineral var Himalaya. Ha, Çankırı tuzu var. Bizim Yaşar Bey var, değerli lider arkadaşlarımızdan Çankırı'lı sohbet ettik falan. O mağaralara gittim, gezdim. Türkiye'deki her noktayı gezdim. O mağaralara gittim. Kağız Manı'ndan, Ağrısı'ndan, Manı'ndan, Sivas, o gölet tuzlarından, işte tuz gölü vardır. Şeyde İç Anadolu'da, Adana'ya giderken, Konya'da. Yani değerli arkadaşlarım, ben bir konu üzerine değildiğim zaman çok ciddi olarak detayına kadar inerim. Bir kitap da öyle. Sabahleyin hocam güzel şey okudu. Sonra buldum Profesyonel Ol kitabı. Baktım yıllar önce okumuşum tabii. Yani yetmiyor bana bu. Bu arkadaşımın dediğini bu kitapta, Profesyonel Ol'un, başka kitaplar ne yazdı o konuda? Ve hele hele sağlık konusu çok hassas.
çok araştırmak lazım. Bu tuz konusunun uzmanları Rusya'da. Kaç tane kitap getirdim, kaç tane kitabı araştırdım. Acaba Amerika, Avrupa bu konuda zayıf. Ve sonunda Orta Asya'da ta o hani şeytanları kovmak için tuz çevirmeler. İç Anadolu'dan olan birçok kitaplar benim halimde vardı bunlar. Olay safsata değil, tamamen bilimsel. Ben değerli arkadaşlar olayın bilimsel tarafındayım. Şifaya saygı duyarım, muskaya saygı duyarım, işte büyüye müyüye saygı diyorum. O herkesin dünyayı görür. Fakat benim işim bilim tarafındayım. Hep yıllarımı ona verdim ve bilimsel tarafıyla ortaya koyacağım deliller ve ispatlar benim delilimdir. Evet. Peki Himalaya tuzunu ilk olarak nerede temin ettiniz ve sonra ülkemize nasıl kazandırdınız? İthal ettim. Himalaya tuzu baktım. Pakistan'dan ithal ediyor zaten. Bir konteyner halinde getirdik. Arkadaşımla paylaştık. O kendi sattı, ne yaptı sonra bilmiyorum. Çok değerli bir insandı. Ve ben ama ondan sonra devam ettim. Yıllarca devam ettim. Çok Türkiye'de gazeteler, televizyonlar hep anlatıyorum. Himalaya tuzundaki o minerallerin ölmemesi lazım. Size de söylüyorum. Değerli arkadaşlarım, mineraller 56 derecede. Vitaminler 35 derecede. Enzimler 27 derecede ölüyor. O sıcağa soktuğunuz zaman, ısıya soktuğunuz zaman. Yıllarca bu televizyonlarda anlattım. CNN'de, NTV, bir sürü televizyonlara aman etmeyin tutmayın şu yemeği pişirirken tuzunuzu koymayın. Önünüze alın yemeği, kendiniz lokanda da kabul edin o Himalaya tuzunu o zaman dökün. Yani serpin dökün ne dersek. Velhasıl yıllarca 2007 yılından 2015 yılına kadar savaş verdim, pes ettim ondan sonra. Dedim yok olmuyor bu iş. İnsanların bir alışkanlığı var. Onu birebir halletmeniz lazım. Ondan sonra başka bir şey bulmam lazım dedim. Ama o arada çalıştım. 2011 yılında başladım. Bir şey yapmam lazım. Almanya'da işte makine bölümünde okurken hocanın biri bir şey söylemişti. O Goethe Üniversitesi'nde. Biz Almanlar dedi bir icadımız olurken deli emniyetini düşün. Dumsicherheit Almancası. Deli emniyetini düşünürüz. Yani öyle bir şey yapmam lazım ki yaptığım bu şey daha doğrusu deli bile kullansa hata işlemeyecek. Yani ona zarar vermeyeceğiz. Şimdi ben de o Himalaya tuzunu öyle bir halletmem lazım ki kullanırken hata yapmamalar. Yani o sıcak kaynar suya koydu mu bitiyor. Yani ne yaparım, ne yaparım, ne yaparım derken 4 yılımı aldı bu. Benim icadım orada oldu. O 4 yıl içerisinde en son bir gece aklıma geldi. Ya dedim ben bunu suya koysam ne olur? Ve yataktan fırladım. Evet, ondan sonra bir o pH damlası, o Amerikalı Alkalife'den esinlenerek Ayşegül Çorlu'nun kitaplarını okuyorum. O zaman üç kitabı vardım. Yani Alkala, işte Rusya'dan, Amerika'dan kitaplar hep karıştırdım. Sonunda dedim öyle bir şey ortaya çıkaracağım ki bu alkali ile Himalaya tuzu solüsyonunu karıştırarak hiç hata yapmadan sularına dökecekler. O güzelim mineraller de ölmeyecek, bu insanlara fayda sağlayacak. Ama 4 senemi aldı. O bileşenler birbirine karışırken kesiliyor. Lora dönüyor. Hani tuzla o pH 4 senemi aldı diyorum. Almanla almaya çalıştım. Velhasıl sonuçta da becerdim. Ve bir gün elinizde ne güzel tık tık koyuyorsunuz, içiyorsunuz. Şimdi kolay tarafı o tabii. Ve velhasıl böyle oldu. Peki şu anda Alkamine'yi biz sıcak suya çayımıza döktüğümüz zaman, bir iki damla koyduğumuz zaman ben kendim de deniyorum. Çayın rengi muhteşem oluyor. Lezzeti çok güzel oluyor ve faydasını da kendi adıma görmeye başladım. Mesela çok daha derin uyuyorum, daha sağlıklı uyanıyorum, daha dinç uyanıyorum. Sıcak suya koyduğumuz zaman formunu değiştirmiyor diye anlıyorum, doğru anlıyorum değil mi? Değil. Orada şöyle. Şimdi sıcak su dediğimiz su mineraller 56 dereceden sonra bozulmaya başlıyor. 60'lar, 70'ler, 80'ler, 100'ler. Biz yemeği kaynatırken 100 derecede dakikalarca kaynatıyoruz. 50, 60, 70 dereceler bir şey kalmıyor ortada. Hep 100 derece.
kokur kokur hele o pilav. Bir gün ablam gittim yanına yemek yapıyor. Dedim abla ne yaptın? İşte ki o bilir ben mercimekli bulgur pilavını çok severim. Anadolu insanıyım. Sana dedi annemin pilavını yapıyorum. Yaptım. Söyle kurban dedim nasıl yaptın? İşte attım dedi mercimeği bulgur bunu tuzu da koydum. Şimdi dedi pişiyor. Hay Allah iyiliğini versin. Sen o tuzu koydun. Himalaya tuzu vermiştim oğlum. Dedim o öldü. Ölüyor fokur fokur kaynarken. Ya alışkanlık yani değiştiremezsin. Yani burada biz çayımız kaynadı. Bir kere durdu. O bardağa koyduk. Isılar %90'lara 83 derecelerin altına indikçe o değişim azalır. O nedenle kahvenize çayınıza koyacağınız birer damla alkamine tamamen mineralleri ölmüş değildir. Ama pH'ından faydalanırsınız. En önemlisi o. Bizim zaten oraya mineralden ziyade pH olayımız var. Değerlerimiz. Çayınki 6'dır. Kahveninki 5'tir pH. Bizim derdimiz orada pH'i yükseltmek. O nedenle hiç çekinmeden o içtiğiniz kahve ve çaya birer damlanızı koyabilirsiniz. Hani kaynarken kaynarken demlenirken renk kazanayım diyorsanız orada o demden, o renkten, o pH'tan faydalanırsınız. Mineralden değil. O kaynatırken. Şimdi değerli arkadaşlar size tavsiyem şu olsun. Pazar hayatımda hep dürüst oldum. Kafamı diktim hep. Dürüstçe, samimice neyse onu söyledim. Çünkü ya kendinizi kabul edin karşınızdakine. Yani aldatmayalım o insanı. Yani ya nasıl olsa ben satıcıyım, bu malı ürünü alsın, ben de paramı kazanayım, felsefesi. Ben hayatımda yapamadım, zaten alın demedim hiç kimseye de, buradaydım. 50 yıllık pazar hayatım hala demem. Ha bir gün size de demeyeceğim, sakın ha bir tane alkamini almayın, beni hiç ilgilendirmiyor. Ben bu ürünün faydasını anlatacağım. Yani o pazara sokacağınız ürünün insanlara sağlayacağını anlatın. Bırakın alın, malın, edini filan bırakın ya unutun. Zaten o insan alacaksa alır. Sizi bile dinlemez. Yani o alacaksa kafeye koymuştur. Ne zaman alır? İhtiyaç duyduğu zaman. Ne zaman alır? Sorunu çözdüğü zaman. İşte bakın. Benim 7 tane sorunumu çözen Himalaya tuzu solüsyonu beni nerelere getirdi? Bugün Alkamine'yi bulmamı sağladı. Nerelere getirdi? Bugün sizin gibi değerli insanlara ve yarın ölüp gideceğim biliyorum. Hiç kimse fani değil ki dünyada. Sağ dünya olsun, bu kullanacak. Olsun. Dünyanın her ülkesi kullanacak. Orada o insanlar diyecekler. Helal olsun bir Türk bunu bulmuş. O da yazacak herhalde. O benim övüncem de o olacak. Onun için buradaki olay dürüst olmak. Ne yapıyor? Alkamine tamam kardeşim kaynat şeye de dök, yemeğe de dök. Faydası hayır. Böyle bir şey olamaz. Bir de bilimsel yolu var. Bir taraftan diyoruz ki 56 dereceden sonra mineraller ölmeye başlar. Öbür taraftan diyoruz ki kaynar yemeğe koy. Maksat kaynar yemeğe de dök, her şeye de dök ben para kazanayım. Dürüstlük nerede kaldı? Nereye kadar? Diyeceğiniz ne Allah aşkına bir gün şu anda ben genelde bir günde bir öğün yemek yiyorum. Veganım. Etmet girmiyor evime. Yani o kadar ekonomik olarak o kadar az masrafım var ki dünya bu kardeşim yani öbür taraftan faydalı olacak. Evet. Olay bu açıdan alkamin kaynar yani çaya ve kahvenize rahatlıkla koyabilirsiniz. Salataya zaten koyun. Etli yemeğinize koyun. Bakın et bir felaket. Tamam. Protein çok uzun konular. Sağlık konusunu da işleyeceğiz. O seminerlerde evet. Hazırlayacağız. O ayrı bir konu. O çok detaylı. Esas uzmanlık dalımdır o benim. Tam 20 yılımı verdim o konuda. Ama bugünkü konumuz şu. Alkamine nerede kullanmalı? Bir suda. Başta. Her içtiğiniz suya 3 damla koyun. Ha 3 damla ağır geliyorsa 2 damla koyun. 1 damlayla başlayın sonra 2 sonra 3'e çıkın. Yüksek tansiyon varsa 1 damlayla başlayın sonra 2'ye 3'e çıkın. Ha öbür taraftan salatalara tuz koyacağınıza 3-5 damla damlatın gerisine tuz atın. Yüksek tansiyonunuz varsa o kaçamak yaptıklarınızın yerine alkamineyi kullanın.
kaçamak vardır ya, ben çünkü yüksek tansiyonum vardı biliyorum, enseden vururdu. O nedenle ha çayınıza kahvenize alkali yapmak için birer damla koyun. Olayı, bu çerçeveyi ele alıp siz yaptığınız zaman yarın birilerine çok rahat anlatırsınız. Arkadaş, ben bunları yapıyorum. Olay budur. Siz de bundan, bir de mal satmak, bir para kazanmak olayıyla değil de arkadaşlar, karşıdaki insan faydalanıp onların mutluluğunu paylaşmayı düşünün. İnanın o para kendiliğinden gelir. Unutun o parayı. Ya ben bu insana bunu kullanacağım, bu faydaları sağlayacak düşüncesiyle girin bu işe. O zaman işiniz çok rahat. Ha, burada olay ne? Bakın, şurada ben kendi ürünüm için kendimi parçalıyorum. Niye? Faydalarını. Diğer üreticilere de yapın bunu. Bu arkadaşlarımızla da anlasın. Mağazan olsun böyle büyüyecek. Mağazan olsun böyle köklenecek. Farklılığı bu. Bu ne? Gitti gidiyor da var, ne Amazon.com'da var, ne şurada var. Var mı şu sohbetler, şu olaylar Amazon.com'unda, şunun da bunun da. Ama buranın farkını da burada görelim. Bu bir nimet. Ben bir üretici olarak. Size de bir nimet. Bir üretici çıktı karşınızda. Her bildiklerini anlatıyor. Sizin de yarın birilerine nasıl anlatacağınızı anlatıyor. Bu mükemmel bir şey. Evet. Kesinlikle öyle. Şimdi bir dakika sonra kapanıyor olacak Zoom. Onun için benim önerim hiç konuşmaya başlamadan sözünüz de kesilmesin. Hepimiz burada ayrılalım, tekrar bağlanalım ve kaldığımız yerden Sole Sağlığın ürünleri üzerinde konuşalım. Çünkü çok geniş Tamam. ürün yelpazeniz var. Onlardan da biraz bahsedelim istiyorum katılımcılarımıza. Tamam. Peki. Filiz hanımefendi, Buyurun. benim bir sorum var, Estağfurullah. izninizle Buyurun. kapanmadan önce Buyurun. hemen Buyurun. Lütfen. üstadımı. Şimdi Buyurun. üstadım, bu ürünü biz kullanıyoruz. Yani minnet ve şükranla kullanıyoruz. Hiçbir şekilde tereddütümüz yok. O kadar da şükrediyorum ki, yani gerçekten samimi bir şekilde bunu itiraf ediyorum. Bir